RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Erzincan Valisi Mehmet Makas 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Makas mesajında insanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğine sahip bir milletin bireyleri olarak insan hakları alanında her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ifadelerine yer verdi. Erzincan Valisi Mehmet Makas 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Makas mesajında insanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğine sahip bir milletin bireyleri olarak insan hakları alanında her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ifadelerine yer vererek bugün her insanın doğuştan sahip olduğu eşit ve devredilmez temel hak ve hürriyetlerin ırk, din, dil ayrımı yapılmaksızın korunması gerektiğini teminat altına alınan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 73. yıl dönümünü kutluyoruz. Beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan ve insan hakları alanında Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine taraf olan ülkemiz, hak ve özgürlüklerin korunup gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. Şanlı tarihimiz boyunca insan hakları devamlı gözetilen aziz milletimiz bu hususta her zaman diğer milletlere de örnek olmuştur. Gerek ulusal gerekse uluslararası hadiselerde ortaya koyduğu insanlık yanlısı tavrıyla en samimi, en barışçıl ve en medeni insan hakları uygulayıcılarından biri durumunda olan Türkiye Cumhuriyeti, zalimin ve mazlumun kimliğine göre tavır belirleyen zihniyetlerin karşısında bugün de her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için güçlü bir irade göstermeye devam etmektedir. Bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmekle eş değerde tutulduğu bir inancın mensupları ve insanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğine sahip bir milletin bireyleri olarak insan hakları alanında da her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Aralık İnsan Hakları gününü bir kez daha kutluyor. Bugünün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum dedi. Erzincan'da faaliyet gösteren bir işletmeci tarafından başlatılan askıda meyve sebze uygulaması yardım kampanyasına dönüştü. Hayırsever esnaflar kampanyanın boyutlarını genişleterek esnafların ve mahalle halkının desteğiyle öğrencilerin mont, ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılayarak bu kış üşüyen çocuk kalmasın sloganıyla bir mahalle dayanışması oluşturdu. Erzincan'da faaliyet gösteren bir manav işletmecisi tarafından başlatılan askıda sebze meyve uygulaması yardım kampanyasına dönüştü. Hayırsever esnaflar kampanyanın boyutlarını genişleterek esnafın ve mahalle halkının desteğiyle 150 öğrencinin mont, ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılayarak bir mahalle dayanışması oluşturdu. Erzincan'da faaliyet gösteren bir manav işletmecisi Yakup Doğan tarafından başlatılan ve büyük ilgi gören askıda meyve sebze uygulamasının ardından yardım çalışmalarına bir yenisi daha eklenerek esnafın ve mahalle halkının dayanışmasıyla 150 öğrencinin mont, ayakkabı, elbise ihtiyaçlarını karşılanıyor. Şehrimizde kimse üşümesin sloganıyla ilk adımlarını atan, ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği kampanyayı sürdüren esnaflar örnek bir dayanışmaya imza atıyor. Kampanyada para kabul edilmiyor. Mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek dayanışma örneği sergileyen hayırseverler, ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları yardımları ulaştırmaya başladı. Kampanyanın fikir öncüsü olan Yakup Doğan, yardım faaliyetlerinin büyük ilgi gördüğünü ve tüm kesimlerden destek almaya başladıklarını söyledi. Daha önce çeşitli kampanyalar yapmıştık. En son yaptığımız kampanya askıda meyve sebze kampanyasıydı. Bundan da olumlu tepkiler aldık. Esnaf arkadaşlarımız bana ulaştı. Ne yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Buna istinaden kardeş esnaf kampanyası adı altında bir kampanya başlattık. Kampanyamızın amacı botu ve montu olmayan çocuklara bot ve mont almaktı. Bunu da sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarımıza, esnaflara duyurduk. Birlikte istişarelerde bulunduk. Böyle bir kampanya başlattık. İhtiyaç sahiplerini daha önceden belirleyip ihtiyaç sahiplerine aldıklarımızı götürüyoruz.
herhangi bir dernek veya vakıf adı altında yapmıyoruz. Tamamen esnaf dayanışması adı altında yapıyoruz bunu. İhtiyaç sahiplerini de okul öğretmenlerinden, muhtarlarımızdan, çevremizdeki komşularımızdan ihtiyaç sahiplerini öğrenip bunları belirleyip ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyoruz. Yaklaşık 20 esnaf bu kampanyamıza katıldı. İşte kimisi tuhafiyeci, oto tamircisi, kafeci, giyimci, birçok esnaf arkadaşımız bize katkıda bulundu. Kimisi kıyafet yardımında bulundu, kimisi ayakkabı yardımında, bir başkası taşımada yardımcı oldu. Bu şekilde bütün esnaflarımız bize destek oldu. Hala da arayıp destek olmak isteyen esnaf kardeşlerimiz, halkımız da buna dahil birçok insan arıyor. Bu şekilde kampanyamız devam ediyor. Şu ana kadar 80 çocuk giydirdik. Hala da ihtiyaç sahibi aileler bize ulaşıyor. Yani amacımız 100-150 çocuğu giydirmek toplam. Erzincan Valiliği Koordinesi'nde Belediye Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik Öğrenci Dostu Can Erzincan sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanyaya tüm esnafların katılımı bekleniyor. Erzincan Valiliği Koordinesi'nde Belediye Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik Öğrenci Dostu Can Erzincan sloganıyla kampanya başlatıldı. Erzincan'da öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında il genelinde faaliyet gösteren işletmelerden kampanyaya destek olanlar, işletmelerinin camlarını asacakları afişlerle öğrenci kartını gösteren üniversite öğrencilerine %15, 20 ve 25 oranında indirim sağlayacaklar. Kampanyaya destek veren tüm esnaflara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Mehmet Makas, üniversite hayatını Erzincan'da geçirecek olan öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmekte olduklarını belirtti. Erzincan Valiliği olarak öğrenim gören üniversite öğrencilerinin rahat etmeleri ve mutlu olmaları için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Başlatılan kampanyaya tüm esnafların katılımı bekleniyor. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısıyla Kaymakamlar Toplantısı Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliği adına İl genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler görüşüldü. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısıyla Kaymakamlar Toplantısı Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıya 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Doktor Ali Öztürk, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliği adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler görüşüldü. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısının ardından ilçelerdeki son durum hakkında ilçe kaymakamlarıyla toplantı gerçekleştiren Vali Makas, kaymakamlardan ilçelerdeki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Çayırlı ilçesindeki sulama sorunu çözüme kavuşuyor. İlçe Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ozanlı Köyü Baba Şenlik Mezrası mevkiinden gölete su getirilecek. Belediye Başkanı Atınç Bahadır projede emeği olanlara teşekkür etti. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Çayırlı göletinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle çiftçilerin sulama sorunlarıyla karşı karşıya kalması üzerine ilçe Ozanlı Köyü Baba Şenlik Mezrası mevkiinden gölete su getirmek için çalışma başlatıldı. Çayırlı Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ile yürütülen çalışmalar sonucunda 2000 metre 400'lük PVC boru alımı gerçekleştirildi. Çalışmanın toplam ihale bedeli ve işçilik maliyeti ise 2 milyar lira olarak belirtiliyor. Müzik
Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede bu yatırım ve su sorununu uzun vadede çözmeyi planladığımız işle çiftçilerimizin su kısıtlaması ve su sorunu sona erecek olup ilerleyen dönemlerde su sorunlarının yaşanmaması için çiftçilerimizin salma sulama yöntemlerinde oluşan israfa karşı daha düzenli ve tasarruflu sulama suyu kullanmaları da önem arz etmektedir dedi. Başkan Bahadır yatırımın hayata geçmesinde Vali Mehmet Makas'a, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'a, DAP Başkanı Profesör Doktor Osman Demirdöğen'e, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu'na, İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'ye, Bahadır Yıldırım'a, Dursun Ali Aksu'ya ve projede emeği olanlara teşekkür etti. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Ekipler Sümer Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, telefon dolandırıcılığıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İHH İnsani Yardım Derneği Erzincan Şubesi kış şartlarında ihtiyaçlı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İHH tarafından yakacak, gıda kolisi ve market alışveriş çekleri olmak üzere 100 bin liralık maddi destek sağlandı. İHH İnsani Yardım Derneği Erzincan Şubesi kış koşullarında ihtiyaçlı ailelerin yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla Kasım ve Aralık aylarında toplamda 100 bin liralık yardımda bulundu. Erzincan'da geçim sıkıntısı yaşayan ihtiyaçlı ailelerin yakacak ve gıda ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışma yapan İHH Erzincan Şubesi tarafından ilimizdeki ihtiyaçlı ailelere yakacak, gıda kolisi ve market alışveriş çekleriyle Kasım-Aralık ayları arasında 100 bin liralık maddi destek sağladık. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz ifadelerine yer verildi. Yardımda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlar 0446 224 66 88 ve 0507 917 24 42 nolu telefonlardan ulaşabilecekler. Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelere bağlı 31 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarına ulaşma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelere bağlı 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Çayırlı'da 17, Tercan'da 11 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi köylere hizmet götürme birliği ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan -2-11, Erzurum -6-4, Sivas 1-10, Gümüşhane 0-12, Bayburt -4-10, Giresun 13-19, Elazığ 2-12, Tunceli 0-13, Bingöl 2-13, Malatya 0-11, Yozgat 1-12, Amasya 4-11, Kars -5-6, Van -2-11, Ağrı -7-6 derece. Dolar 13.79, Euro 15.58, gram altın 789 lira, tam altın 5066 lira, yarım altın 2531 lira, çeyrek altın ise 1268 liradan işlem görüyor.
RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.